Van Gölü derken biz aslında Vanlılara bahşetmiş, doğanın bize bahşetmiş en büyük değerdir. Bir de dünyanın en güzelidir. Cathie Robbins 2022 yılında uzayda çekim yaparken dünyanın en güzel manzarası, en güzel görseli olarak addedilmiş. Bu kadar güzelliğe sahip bir olağanüstü bir coğrafyanın, doğanın, yaratıcının bize bahşettiği olağanüstü bir yerdeyiz. Belki Van'ı Van yapan da işte bu denizimizdir. Geçmişte atalarımız Kürtler Behrevan'ı demişler, biz de hala deniz diyoruz. Hatta göl diyenlere de biraz buruklukla bakıyoruz. Bu anlamda bizim denizimiz bir de dünyanın da en büyüğü, dünyanın en büyük sodalı gölü. Türkiye'nin de en büyük gölüdür zaten biliniyor ama biz göl demiyoruz, ısrarla deniz diyoruz ve deniz niteliğinde. 3.713 kilometre karelik alanlık bir yerdir. 430 kilometre çevresi olan bir iç deniz olarak biliyoruz. Bu denizin bize verdiği olağanüstü bir durum var. Havamızı iklimle ılıman hale getiriyor. Kışlarımız soğuk değil, yazlarımız sıcak değil. Bu olağanüstü güzellikler içerisinde yaşıyoruz. Dedik ya Van Gölü bu kadar değerlidir. Van Gölü'nün bu kadar değerli olmasının yanında da bir de ona daha fazla değer katan bizim sulak alanlarımızdır, sazlıklarımızdır. Yani sazlıklar derken belki de bir algı yaratılmış da bataklıktır, kurutulması gerekiyor. 3-5 tane sineğin olmasından kaynaklı her gün binlerce ton, her gün 1500 ton buralara sinek ilacı dökülerek kanserojene neden oluyor. Şimdi şeylerimiz, sazlık alanlar derken, sulak alanlar derken binlerce canlının üreme alanlarıdır. Sazlıklarımız bu kadar değerlidir. Ve bizim normal, akıllı vatanını, ülkesini, ilini seven bir yönetici, idareci, yerel yönetici cep sazlıklar yaratması gerekirken. Bunlar işte doğal biyolojik arıtmalardır. Bu biyolojik arıtmaları kurutmak akla ziyan bir şeydir. En önemlisi de işte bizim bulduğumuz Van Gölü havzasında, Van Gölü'nün, Van'ın içerisinde ağaçların olmadığını, ormanın olmadığını görüyoruz. Ormanın olmadığı yerde de işte parayla pulla alınmayacak kadar sazlıklar burada önem kazanıyor. Sazlıklar oksijen kaynaklarıdır. Şimdi bir, üreme alanlarıdır. İki, biyolojik arıtmalardır. Üç, oksijen kaynağıdır. İşte Van'ın en temel sorunları ne diye sorsanız, en temel sorununun yeşilin olmaması. Normal insanların, canlıların yaşayabilmesi gereken en azından kişi başına 10-15 metrekarelik yeşil alan olması gerekirken sadece Van'da kişi başına düşen 0.70 santimdir. Böyle bir sorun olduğu bir yerde ve sazlıklarımız kurutuluyor.